İçici için uygundur. Heyecanlıyım. Yanımda çok usta bir isim var. Benim için çok kıymetli, çok değerli. Bugün benim yanımda olması benim için gerçekten çok özel, çok değerli. Naziksin işte. Çok güzel bir gün olacak bizim için. Çok güzel bir sohbet olacak. Başka sohbetler diyoruz ya, gerçekten bambaşka sohbetlere gideceğiz bugün birlikte. Sevgili Deniz Gökçer bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizden çok fazla şey buldum kendimde. Bazı videolar izledim. Bir kere bu zarifliğiniz, bu zarafetinizin baleden geldiğini öğrenince ben de konservatuvar bale bölümü mezunuyum. Ay ne ve güzel. Siz de benimle birlikte o yoldaymışsınız. Çok hoşuma gitti bu bilgiye sahip olmak. Hep oyuncu kimliğinizi biliyordum tabii ki, tiyatro, sinema ama o bale ve dans ve Kırmızı Pabuçlar diye bir filmden etkilenip dans etmeye karar verişiniz, o yolculuğa çıkışınız, sonra hiçbir şey tesadüf değil, küçük bir sakatlık, biraz ara vermek ve sonra tiyatroya merhaba demek aslında. Böyle kısacık bahsedebilir misiniz? Anneniz ev hanımı olmanızı istedi. Babanız zaten Allah rahmet eylesin Cüneyt Gökçer. Gerçekten Türk sinema tarihinin mihenk taşlarındandı kendisi. Hiç istememiş sizin aslında bu taraflarda olmanızı, zor olduğu için. Siz demiş ki çok naif ve zarif bir kızım var benim. Hani bunlar onu yorar, yapmasın. Babam ile ben kızımı Leydi Okulu'na göndereceğim. Ya canım, Leydi Okulu'na gideceğim. Tabii yani benim için ben hep aynı şeyleri söylüyorum ama tiyatronun içine doğdum. Bu gerçek. Çocukluğumdan beri annemi babamı rol çalışırlar, ezberlerler. Onlar öyle oynar. Ben de bazen hatta taklit yaparım. Yok işte annem oynardı antik oyunlardan falan. İşte yolun, hepiniz saçlarınızı yolun falan. Babamı var oydu. Ben de başlarım giderim. Ben de öyle kendimi. Yani bunların içinde doğduğum için. Fakat hep uzaklaştırmaya çalıştılar. Yani işte çok yorucu, çok bilmem ne falan. Ve o nedenle zaten işte koleje verdi babam, Marif Koleji'ne. Demin de söz ettiğiniz gibi Kırmızı Pabuçları seyrettikten sonra Allah'ım öldüm bittim, ben balerin olacağım. Tır 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 tır, tır oraya koşuyorum, tır 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 tır, tır buraya koşuyorum. Bir de o sırada bu naylon jiponlar falan çıkmıştı. Onu da giyiyorum böyle tünik gibi. Ay çok tatlı. Devamlı ama ondan sonra tutturdum, çok ağladım. Babam da ille diyordu ki yani... Ev hanım olma meselesi hani o ciddi bir şekilde değil ama annem işte aman yorulmasın kızım etmesin filan o anlamda şey yapıyordu. Biraz da galiba böyle bir naif görüntüm var bilmiyorum. Çok zarifsiniz. Canım sağ olun. Ama o beni çılgına çevirdi. O kadar çok ağladım ettim ki bale bale diye. Bir de o zaman Fethi Kopuz vardı, keman meşhur keman çalan. Eşi vardı Kaya Kopuz. Onlar da hatta Kaya Kopuz balerindi. İlle derdi ki Cüneyt hakikaten bu çocuğu baleye ver. Yani bu müthiş bu. Yani bu çocuk balerin olmalı. Girdim nihayet büyük bir sevinçle. Çok mutluydum ama dediğim gibi bir 7 yaşındayken ben bir düşmüştüm vaktiyle. Ve bayağı yani sırtımın üstüne çok onun yaptığı zarar daha sonra zamanlı meydana çıktı. Balede 6 yıl okudum. İşte o sene şeyde sınavda. Birdenbire iki büklüm kaldım. Mr. Camp vardı. Hocalarımız İngilizdi. Beni kucağına alarak götürdü. Ve doktor dedi ki lumbago. Ve iki yıl en az bale yapamaz. O beni mahvetti. Hep yataktayım. Babam böyle kucağına alıyor, götürüyor, getiriyor. Artık ne yapsam düşünüyorum. Bir yandan da kitap okuyorum. İşte Stephen Zweig'in Merhamet'e beni çok etkiledi. Ay ben acaba yazar mı olayım? Çünkü şöyle bir şey olmuştu. Vaktiyle koleje böyle bir şey yapılmıştı. Herkes bir hikaye yazsın. Siz derece almışsınız değil mi? Evet. Bir o zaman Bedir demişti ki... Japonya'da mıydı? Şey, Serçe biliyorsunuz. Evet. Yarışma Japonya'da olmuş. Benim tabii haberim bile yok. Ben de bale popüçlerin ilk aldığım gün falan diye bir şeyler yazdım, sonra verdim. Yani baleden ayrıldıktan sonra o müdürdü. Benden istedi, ben de verdim.
Ve o yarışmaya girmiş, kazanmış. Evet. Bu da tabii bana böyle bir şey getirdi. Acaba bende bir yetenek yasam var mı? Ondan sonra işte Pollyanna'yı okudum. Hatıralarımı yazıyorum filan derken o merhamet de çok etkiledi. Ya dedim ben balerin, çünkü iki sene bale yapmamak çok demek. Çok uzun bir zaman. Çok tabii uzun bir zaman, için çok gerilemek olacak. Gizlice Romeo Juliet'in Zehir Içme sahnesini ezberledim. Sandık odasına gidip gizli gizli sandık odasına gittim. Anneme bir tek söyledim bana. Sonra babam dedi ki sen ne yapıyorsun? Baba dedim ben Juliet'i çalıştım, imtihana gireceğim. Allah Allah. Peki dedi, yani bir oyna bari de göreyim dedi. Yani gir veya girme diyeyim sana dedi. O da çünkü hoca tabii orada. Tabii ki. Ben böyle artık bir başladım. Tabii mizansen falan yok tabii bende de. Elveda dedikten sonra gidiyorum yerime oturuyorum. Gözyaşları içinde artık ne zaman görüşürüz bilemiyorum falan böyle bir oynadım. Babam seyretti. Gir sınava gir dedi. Sana bir iki dedi mizansen verebilirim ama dedi çalıştırmış olurum. Hiçbir şey vermiyorum. Böyle oyna dedi. Ne çünkü güzel bir bakış açısıyla yaklaştı. Ama dedi mizansen vermiyorum hakikaten. Ve sınavıma da girmedi. Çünkü hocaydı o da. Hı hı. Ve ondan sonra gerçekten on olarak diyeyim bu sefer utanmadan söyleyeyim. Birazcık utanıyordum böyle şeyleri söylemeye ama tiyatro bölümüne girdim. Harikasın. Ama her şehirde bir hayır var derler. Balerin olmayı çok istedim. Bayıldığım bir sanat. Ama balenin ömrü kısa. Yani ama tiyatronun hafızamız el verdiği kadar diyorsunuz ya hep var. Öyle, doğru. Öyle. Siz her şeyi biliyorsunuz, okumuşsunuz öyle. Ondan sonra da işte dediğim gibi devam etti, gitti. Ve çok güzel. Sevgili Allah rahmet eylesin, anneciğinizle ve babacığınızla da aynı sahnede olmuşsunuz değil mi? O çok güzel bir şey. O çok nasıl bir onur, nasıl güzel bir mesela musluluk. Mesela o şeyde bizim şehirde falan annemle oynadığım sahnelerde elveda anne falan derim. Ay nasıl içime gerçekten anne böyle. Babamla da çok güzel şeyler var. Onlar büyük mutluluk tabii. Çok. Yani annemle 3 oyunda, babamla da 2 oyunda beraber oynadım. Ama babam benim baba olmanın dışında öğretmenim, değil mi? Rejisörüm, partnerim. Birinci baba tabii. Tüm bunlar oldu. Ama bunların çok iyi olmasıyla beraber bazı sakıncaları da vardı. Bazı şeyler yapılamıyordu. Aman işte sonra ben şey yapmış olurum, kızımı gözetmiş olurum falan filan gibi. Bazı kayıplarım da oldu, olmadı değil. Ama tabii böyle bir anne babanın kızı olduğum için kendimi mutlu sayıyorum. Ama çok da çalışmam gerektiğini biliyordum. Çünkü onların ismine layık olmalıydım. Evet. Böyle bir geçmişim. Bu güzellikle, bu yetenekle size pek çok teklif de gelmiş. Sinema tarafında daha küçük sinema oynadığımız, hani tiyatro büyük büyük sahnelerde oynarız ya. Ama Allah rahmet eylesin, eşiniz ilkine izin vermemiş. Hayır demiş, ben tiyatroya zaten izin verdim, şimdi hani bu neden? Sen tiyatro yapmaya devam et. Ama love story. Evet evet. Hayır şimdi şöyle oldu. İlk defa bu Metin Erksan'ın Kuyu filmi falan o zaman şey olmuştu. Ana Tefka'yı oynuyoruz babamla. Babam hiç yani bir şey karışmadı. Dediğim gibi eşim, yeni de evliyiz falan tabii. Yani tamam tiyatro ama yani derken. Halbuki tabii ki hepsi sanat yani. Tabii ki. De ama arenası tiyatro. ondan sonra dediğim gibi aşk hikayesi geldiğinde Salih, okuldan arkadaşım Salih Güney. Kocamın da yapımcının oğlu Acar Bey vardı. Onun bir arkadaşı, kocam Amerika'dan mezun, o Chicago, oradan bir arkadaşlığı falan filan derken o kısmet oldu. İyi ki de yapmışım. Öylece de birkaç filmim oldu ondan sonra, evet. Yani o love story aslında çok işe yapmamıştı. O bizim bildiğimiz love story ama sizin Salih Güney'le birlikte o aşk hikayesi çok izlenen, çok beğenilen. Gerçekten öyle oldu. Cevdet Sunay çağırdı ya, bilmem ne falan ya. Böyle bir hakikaten iyi ki yapmışım dedim sonra. Kesinlikle. Peki içinizde kalan keşke ya şunu da yapsaydım dediğiniz bir şey var mı? Belki yazmakla ilgili, hiç oyun yazmadınız galiba. Hayır yazmadım, yazmadım. Böyle hatıra kutum falan filan. Belki ama de artık tabii geçti gitti onlar. Var mı onlar böyle keşke? Şunu yapsaydım. Valla şuna belki keşke diyebilirim. Beni ondan sonra birkaç defa aradılar film yapmam için.
Nedense sanki o zamanlar tiyatro, evet hani film böyle şey gibi gelir yani hani tiyatro. O reddettiğim çok iyi şeyler oldu. Ondan keşke yapsaymışım dedim. Ama çok büyük pişmanlık duyduğum şeyler yok ama yapsaymışım iyi olurmuş diye düşündüm. Bir de sizin çok hoşuma gitmişti bir röportajınızda dinlemiştim. Bir karakter varmış canlandırmak istediğiniz. Şu anda hatırlayamıyorum. Ama bu yaşımda hani çok gençken mi canlandırılması gereken bir karaktermiş o. Siz ben bu yaşımda ama onu canlandırdım dediğiniz bir rol var. Sizin sahiplendiğiniz, çok istediğiniz, o hayaliniz olan bir yerde duymuştum. Ama bu yaşımda oldu deyip böyle bir espriyle çok güzel gülmüştü. Çok hoşuma anlıyorum. Gitmişti. Zeliha Habersoy'la beraber oynadık. Pandemi de bitti maalesef. Sanat yemekte yenir mi? Sanat yemek, evet. Orada işte zaten Burçin Oraloğlu, Zeliha ben oynuyoruz. Bir de genç arkadaşımız vardı. Orada şey oynuyorum. Kadın çok böyle ekosantrik bir kadın filan. İşte kendine Julie'yi oynadım. Onu zaten oynamıştım. Başka da Çehov'un üç kız kardeşi. Onu babam derdi ki bana sen tam Çehov oyunlarına uygunsun. Üç kız kardeşteki küçük kızı oynamalısın çok iyi derdi. Kısmet olmadı. O oyunda yıllar sonra dediğim gibi bundan demek ki kaç sene oldu? 5-6 sene oldu önce. Onu sahnede oynuyorum ben. Oradan bir Aynen. sahneyi ve hatta Zeliha ile güldük bak. Hatta diyor ki şeyde kardeşim abim oynuyor Burçin'de. Ay bu yaşta da diyor Juliet olur mu falan diyor bir şeyler. Ne demek o diyorum. Sanatçının yaşı mı var falan. Ben şöyleyim ben böyleyim. Sonra Zeliha ile diyor ki bak bu yaşta kısmetmiş ya. Meğer. Onu söylediniz evet. Evet. Peki şu anda var mı yine gündemde sıcak sizi görebileceğimiz o sahnede Vallahi bir oyun? Çok özledim haberi. Aslında ama bu pandemide işte onu bıraktık. Arkadan tabii bazı rahatsızlıklar da oldu arkadaşlarla ilgili de. Devam edemedik. Zaten dediğim gibi ben pandemiyle kendimi kopmuş gibi hissettim. Yani Afife Jale jürisindeydim. Oradan da ayrıldım. Yani böyle bir derken o hani bir de şimdi maalesef çok kötü o taksi problemi. Araba kullanıyorum ama gitsem ay şey yani oyunları da eskisi gibi izleyemiyorum. Nerede? Yani özlüyorum konserleri özlüyorum oyunları tamam gittim bir iki ama yani bana yeterli değil onlar. Değil. Ama maalesef ne diyeyim bu dünyayı artık ben yadırgıyorum bu dünyaya uyum sağlayamadım. Şu son zamanlardaki ne yazık ki birçok şeyi yitirdiğimiz, birçok şeyi kaybettiğimiz, birçok şeyin içinde durmak isteyip ama duramadığımız, böyle istiyoruz ama yapamıyoruz evet. ya da yapıyoruz ama anlaşılamıyoruz Yok. Ya da içimize sinmiyor. Böyle garip bir sürecin içinden geçiyoruz aslında. Hani her şeyden bir endişe. Şimdi bir şey geliyor acaba buna cevap yazmalı mıyım, yazmamalı mıyım? Dolandırılıyor muyum? Güvensizlik zaten başlı başına en yani büyük bir... Yani o korkunç bir şey. Yitirdiğimiz bir şey. Duygu ne yazık ki. Güven maalesef, duygusu. Maalesef. Yolda bile yürürken her an her tarafı kontrol etmeye başladım. İnanın. Kapılarım kilitli mi araba kullanıyorsam, bir yola giriyorsam böyle insanların... Kıyafetlerine, hareketlerine, evet. tavırlarına bakıp hızlı mı gitmeliyim acaba diye hep bir endişe, bir kaygı. Yani birçok davetlere gidemiyorum ve üzülerek gidemiyorum yani. Çünkü nasıl gideceğim? Gece o saatte oradan ben nasıl dönerim? Arabayı götürürsem imkan yok. Böyle o yüzden çok şeyi göremedim ve çok üzülüyorum buna. Ya sizi ben de öyle 1997-2001 yılları arasında bu Baba Evi dizi ne kadar uzun süren, ne kadar güzel, tam bir aile dizisiydi aslında. Evet, evet. Ve son zamanlardaki dizileri ben de çok takip etmiyorum, bilmiyorum, açıkçası izlemiyorum. Ama onu ben artık bulamıyorum zaten o keyfi, o tadı. Çok güzel bir kadro vardı, güzeldi, çok güzel bir hikaye vardı güzeldi. Orada. O kadar uzun süreli, uzun soluklu olmasını siz neye bağlıyorsunuz? Şu anda ekranda da var. Çok çok keyifliydi, çok özlemle güzeldi. Özlemle anıyorum o günleri, ya. O sevgili arkadaşları, hepsini özlemle anıyorum. İsmet Ay, Halil Ergün, evet, değil mi? Evet, rahmet okuyorum artık. Altan Karındaş da vardı galiba. Vardı, vardı tabii, değil mi? O da vardı. Evet, yani onu da mesela başta böyle acaba oynayayım mı, oynamayayım mı? İyi ki oynamışım. Bu sefer kocam da teşvik etti. Oyna canım, oyna filan. Canım, Allah rahmet eylesin. Amin. Yani tabii şimdiki dizileri ben de maalesef çok fazla izleyemiyorum. Daha doğrusu işte başlıyor biraz seyrediyorum, oradan oraya geçiyorum. Ama
Şunu söylemek istiyorum. Çok yetenekli gençler var. Bunu görüyorum. Var. Ama maalesef... Onları eğitenler. Ne diyeyim yani bilemiyorum. Yani Türkçemiz için üzülüyorum. Çok kayboldu Türkçe. Bu yalnız tiyatroda değil. Yani spikerlerde de bu çok var. Çok yanlış kullanılıyor. Yani bizim zamanımızda hep babam da tabii hocamız da hep yani tiyatroda anlaşılması çok, çok önemli, önemli söylediğini. Değil mi? O böyle oyunlarınıza genel provalara gelir, en arkaya oturur. Ve son cümleyi duymadım. Cümle sonlarına dikkat. Bu şöyle bir yanlış anlaşma oluyor zannederim. Çünkü bir genç yetenekli bir çocuk vardı. Bir reji yapmıştı. Nasıl buldunuz filan dedi. Güzel dedim. Yalnız söylediklerini anlayamadım dedim. Ama çok bağırıyor dedi. Bak canım dedim, bağırmak başka bir şey. Anlaşılması başka bir şey. Bunları çok anlatıyorum ama yani fısıltıyla söylediğin yerler vardır. Ama artiküle etmek, artikülasyon çok önemli. Sesi o şekilde kullanmak. Yoksa ben öyle bağırmışım ama kimse ya anlamamış. Ne olacak? Mesele o. Bu anlaşılmadığı gibi çok yanlış kullanılan kelimeler mesela var. Sizin en çok kullandığınız dahi. Ay, o dahi. Yani ben dahi. Ay, o kadar fark. Ama alışıldı. Yani evet. Ben oğlumda da görüyorum bir takım yanlış. Ay, diyorum bunu yapma canım. Anne artık böyle oldu diyor. Evet. Artık çok... yani o kadar çok değişti ki. Vahim vahim oldu. Vahim. Kısa söylenecekler uzun söylenecekler kısa. Pek çok kelime böyle. Çok. Yani ne bileyim işte hatıra şey, oldu. Vak'a. Sizin en çok vaka. Değil misin? Vak'a. O tam şeye benziyor. Yani vak'a derlerdi şimdi kullanmıyor. Ben vak'a şey dediği zaman acaba önce dedim ki vak'a demek istiyor herhalde dedim vak'a. Ama cümle o zaman da ne demek istediğini anlamıyorum. Öyle maalesef pek çok kelime var böyle yani az değil. Bir de mesela dediğim gibi diyalekt yaparsın. Gene böyle bir şey olmuştu. Konuştuk böyle işte şeyde jüri üyesi olarak. Dedim söylediklerini anlayamadım. Niye dedi ama dedi şey dedi çünkü öyle konuşması lazım. Şimdi unuttum bir Almancadan Türkçe'ye mi falan böyle bir şeydi. Şimdi unuttum hangi dilden. Dedi tabii şey yapıyor diyalekt. Tamam diyalekt yapıyorsun ama öyle yapacaksın ki bunu ben de anlayacağım. Yani tahmin ediyor insan diyor. Tahmin ederek olmaz. Ben yanımdakine ne dedi anladın mı demişsem o iş bitmiştir. Evet. Bunu derdi gerçekten, babam. Gerçekten Türkçe çok fazla çok yok deformasyona oldu. Uğradı. Ve ben de vakti zamanında bir sunuculuk ve spikerlik okuluna gitmiştim. Sevgili Arsen Gürzap, Can Gürzap, Haluk Kurdoğlu. Orada artikülasyon, diksiyon, ses nefes o kadar çok... Sınıflarda eğitimlerimiz vardı ki orada ne kadar çok kelimeyi yanlış kullandığımı fark edince kendi kendime güya'dan çok alışmışım. Doğru konuşuyormuşum zannederken kendimi en çok dikkat ettiğim şeydi kelimeler. Evet. Yani bir eskiden sınavla alınıyordu tabii bütün bu spikerler. Mesela şu da şimdi birini takdim ediyorsunuz. Gerçi bir de her oyunun kendine göre bir üslubu tabii var. Tabii ki. Yani bir antik oyunda başka türlü konuşursun. Mutlaka. Güncel bir oyunda başka türlü konuşursun. Ama önemli olan tabii ki bunun anlaşılır olması. Şimdi mesela takdim ediyor. Falanca Deniz sanatçı. Deniz Gökçer geliyor diyor değil mi? Rıyor. Onu söylediniz ki. Gerçi ben şöyle yap demiyorum. Onu da diyorlar tabii, ki abartın. Geliyor de demiyorum. Tabii ki. Ama geliyor. Şeye, geliyor. Gidiyordu. Gidiyordu değil ama... Ha senin rolün gereği sen onu bozabilirsin. Tabii ki. Tabii gene anlaşılması gerek ama bozabilirsin. Bir köylü oynuyorsan tabii ki geliyor demeyeceksin. Geliyor gidiyor bakıyor ediyor. Ama şimdi zaten geleceğim gittim oldu. Bir o de geleceğim, onlar öyle oldu. Gideceğim de kalmadı. Yani o kadar çok geleyim artık. Sizin bir de çok hoşuma gitti. Bir Londra serüveniniz var değil mi? Orada sizin maaşınızı ödeyerek aslında orada... oyunculuk tecrübesini gerçekleştirmiştiniz bir dönem. 1900 kaçlarda? 73'te gittim. 73'te değil mi? Ve o da şöyle sözünüzü orada kesin, hayır bu Ingrid Bergman, işte Anthony Hopkins, Liz Taylor falan onları sahnede de görme gördüm, fırsatını gördüm. Yakalamışsınız. Ne kadar güzel bir şey. Hani neye niyet, neye kısmet derler ya. Şimdi şöyle harika oldu. Ben deneyim. Mezun olduğum zaman gitme imkanı olacaktı. İşte onu babam şimdi sen benim kızımsın dedi. Çünkü gitme imkanı veriliyor. Ama dedi 5 yıl başkasına verebilirim ama gene benim arkadaşlarımdan biri gitti. Başkasına verebilirim ama sana verirsem olmaz dedi. 5 yıl bekle dedi bana.
Hakikaten çok önemli sanatçıları seyrettim. Mesela Laurence Olivier, babam da bayılırdı. Hakikaten bunlar benim için bir şanstı. Ne güzel, canlı canlı onları izleyebilmek. Muhteşem bir şanstı. Hani aslında ben hep, yani hem İngilizcemi ilerlettiğim hem işte tiyatro. Hı-hı. Çok güzel ne günlerdi güzel. Tabii. Peki bir iki gün sonra 29 Ekim ve Cumhuriyet Bayramı. Aha. Cumhuriyetimizin 101. yılı. Neler söylemek istersiniz bu süreçle ilgili, içinden geçtiğimiz ve bu Cumhuriyet Bayramı ile ilgili, Atatürk'le ilgili, sizden bir Cumhuriyet kadını olarak? Vallahi ne diyeyim, Ulu Önder Atatürk'ün şu sözü aklıma geliyor. Sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir diyor. Ve bugün de eğer, bugün demek istemiyorum ama eğer bizler kadın sanatçılar sahneye çıkabiliyorsak bu da Ulu Önder Atatürk'ün sayesindedir. Onu özlemle, sevgiyle, minnetle anıyorum. Kesinlikle. Peki diziler, filmler, tiyatro, sizi çok fazla projede gördük. Çok sevgiyle, çok beğenerek. Çok da başka bir duruşunuz var sizin. Aileden geldiği çok belli zaten. O çok başka bir duruş. Var mı yine gelecekte sizi görebileceğimiz herhangi bir proje? Tiyatro olabilir, dizi olabilir, sinema filmi olabilir ya da bambaşka bir hayaliniz vardır. Onu gerçekleştirmek için şu anda bir adım atmaya başlamışsındır. İlk haberi bizden duysunlar. Canım geliyor, yani bir şeyler geliyor ama beni çekecek düzeyde değil. Yani bazı şeyler, hatta işte oğlum da sen de onu şey yapma, buna hayır deme bilmem ne. Beni çok çeken bir şey olmadı açıkçası. Olmadığı sürece hayır diyorsun. Evet, o zaman da öyle diyorum. Bir de işte şimdi şartlar da oldukça zorlaştı. Yani bizim zamanımızda da çok uykusuz gecelerimiz oldu. Sabahladık, ettik. Çok çok zor. O zaman dublaj yapılıyordu. Şimdi bir de tabii ezber meselesi değil. Tiyatrocuyuz zaten. Ezberleyeceğiz de şu da oluyor. Oraya gidiyorsun, anında değiştiriveriyorlar şeyleri. Bütün sözleri filan diyor. Böyle biraz zorlamalar oluyor ama dediğim gibi beni çok çeken bir şey olsa evet, olabilir zaten. Peki sevgili babacığınızın size bu sanat yolunda söylediği herhangi bir söz, herhangi bir cümle belki sizin kararlarınızı etkilemiş bir şu anda siz olmanıza vesile olmuştur. Sizin yolunuzda ilerlemeyi seçen, sanata gönül vermiş, tiyatroya gönül vermiş, gerçek o sanatçılar için şu anda gençlerimiz için ne söylemek istersiniz? Valla sanat tabii ki futbol gibi bir rekabet. Ama bu rekabet öyle olmalı ki çelme takılmamalı. Yani ben bunun en iyisini yapmak için elimden gelen her şeyi yaparım. Birinci olmak için elimden gelen her şeyi yaparım. Ama bunu başkasına çelme takarak yapacaksam hayır. Bunu duyardım babamdan da. Ne kadar güzel. Her zaman kendini geçmek, kendini aşmak. Evet, rakibin sadece evet. Sensin. Tabii ki zaten yani sporda da öyle değil mi? Her şey birinci olayım ama başkasına zarar vererek değil kesinlikle, tabii ki. Kesinlikle. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür o kadar ederim. Gerçekten yakından da öyleymişsiniz. Ben ekranlarda sizi öyle biliyordum ama yakından yan yana olmak başka bir güzel canım, bir duyguydu benim için. Çok teşekkür yüreğinize ederim. Yüreğinize sağlık, kalbinize sağlık. Çok hoş bir hanımla konuştum. Ay çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, sağ ben olun. De öyle. Çok sizi çok seviyoruz. Ediyorum. Ekranlarda ben ya da her öyle. Ne yapmak istiyorsanız gönlünüzden geçip de evet dediğiniz o güzel şeylerde sizi görmek istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun, var olun. Biz kısa bir aradan sonra tekrar burada olacağız. Çok cici bir konuğum var. Çok güzel sohbetlere devam edeceğiz. Kısa bir aradan sonra beraberiz. Hoşçakalın. Bahçeli